Büyük bir ne konser verdik işte. Çok güzeldi. Nasıl gençler? Bir de ben hani sizlere şey diyorum ya, 80 yaşında evleneceğim falan. Yani öyle şeyler falan çıktı ya. Onun pankartlarını hazırlamıştık gençler. İnsanları eğlendiriyoruz işte. İlk lan yani doğuda daha önce konser... Yok, çok konser veriyorum ben. Fakat bu sene çok fazla Avrupa yurt dışı işim var. Yani 21 tane yurt dışı konserim var. Belki onun üstüne Amerika turnesi eklenecek falan. Belki bu sene doğuya gidemeyeceğiz. Bakacağız artık. Ben seviyorum gitmeyi aslında. İlgi nasıldı efendim orada? Çok güzel. Yani eskiden olmayan şeyleri görüyorum. Çok güzel bir şey, zamanı gelmiş benim için. Yani her şey çok güzel gidiyor. Çok üniversiteler var orada. Genç nesil var. Gençler var. Çok eğleniyorlar. Çok sempatikler. Güzel bir konserdi Van'daki. Şimdi de Antalya'ya gideceğiz. Bakalım. Artık. En çok ilginizi çeken şey neydi orada? Yani bir pankart dediniz. Yani eskiden olmayan şeyler başladı. Yeni kuşakta bir sürü kişi esprili pankartlar hazırlıyor. Bize gösteriyor. Eskiden yapmazlardı bunu. Şimdi kendi fikirlerini, böyle isteklerini falan pankartlara yazıyorlar. Eğlenceli oluyor öyle olunca. Onun dışında neler yapıyorsunuz başka? Onun dışında pek bir şey yapmıyorum. Çok yoğun bir konser dönemi oldu bu. Ağustos'ta 10 tane verdim. Ondan sonra da çok yoğun geçti. Bu Antalya'daki konserden sonra şöyle bir 14 günlük aram var. O ara dinleneceğim artık. Artık çalışmayacak mısınız yoksa? 10 gün çalışmam. Yani ben zaten pek bir şey yapmıyorum. Öyle tatil falan da yapmıyorum. Şey soralım mı efendim? Mesela Fazıl Bey konserleri yurt dışına bahsettiniz diye sorayım. İptal edildi. Bir düşüncesinden dolayı olabilir. O yani şeyden dolayı oldu. Takip ediyorum yani, Fazıl'ı. Yani size yurt dışına konser vereceğim dediniz de yani, oradan aklıma geldi. Benim öyle o tip beyanlarım yok ama şimdi bu tabii ki İsrail'in şu anda yaptığı şeyler yani insanları ikiye bölmüş durumda. İnsanlar İsrail-Filistin arasında tercih yapıyorlar. Halbuki sadece insani açıdan bakarsak İsrail'in yaptığı çok korkunç şeyler şu anda. Evet, onun dışında hani biz mesela konserleri iptal edilmesi bir sanatçının yani sanat açısından soruyoruz. Orada şöyle bir şey oluyor. Tabii ki Batı ülkeleri kendilerini İsrail'e yakın hissediyorlar. Oradan da boykot uyguluyorlar. Halbuki müzisyen Fazıl özelinde konuşursak fazla istediğini söyleyebilmeli. Bunun da sanatına, konserine etkisi olmamalı normalde. Sizin böyle karşınıza böyle bir şey geldi mi konserinizle ilgili ya da böyle hatırladınız? Pek hatırlamıyorum. Ya benim öyle çok keskin fikirlerim falan yok zaten de. Şey tabii bu Batı'nın iki yüzlülüğü dediğimiz şey de var burada. Yani insan hakları derler, bunu derler, bunu derler ama konu Filistin'e veya İsrail'e gelince bunlar pek işlemiyor. Yapılan Türkiye'deki bireysel işte ya da eserli kimi zaman eylemler oldu. Nasıl bu? İşte kolaların dökülmesi, işte Starbucks'ların kapı, cam, çerçeve indirilmesi, hani bu tür eylemler size hani amacına ulaşır mı? Yani kola dökmekle... Ya bakın o tip şeylerin ben insanları kırmak istemem ama ben çocukluğumdan beri duyarım kahrolsun emperyalizm diye yürünür yollarda ama emperyalizm de kahrolmaz. Yani o tip sadece gösterilerle olacak iş değil bu. Yani bir takım yaptırımlarla olacak iş. Genelde de buna güçlü olanlar karar veriyor siyaset dünyasında. Şu an İsrail güçlü olduğu için yani ben uzatmamak için söylemiyorum ama İsrail Suudi Arabistan'la ilişkilerini güçlendiriyor. Bütün Arap ülkeleriyle güçlendiriyor. Filistin orada yalnız bırakılıyor. Orada abluk altına alınmış, su bulamayan insanlar var. Batı bunlara göz yumuyor. Yani söyleyeyim, Batı'nın iki yüzlülüğü meselesi her zamanki gibi. Tatil yapmıyorum dediniz. Özellikle hani tatile gitmeyi mi sevmiyorsunuz yoksa hani böyle tatile gittiğiniz zaman ben hayır yok ben rahatlık meselesi değil. Ben boşluk bulunca
Karaköy'e gidiyorum, Eminönü'ne falan gidiyorum. Şey yapmıyorum, böyle çılgın planlarım olmuyor. Eminönü'nde falan dolaşıyorum. Bir mesela yurt dışı... Sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi. Bir Paris, İtalya böyle geziler... Ben sevmiyorum yurt dışına gitmeyi. Ben Eminönü'nü seviyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun mesela? Eminönü'nü nereye gezersin ya da ne yapmayı seversin? Dolaşıyorum oralarda. Döner ekmek mi yersin ya da balık ekmek mi diye bir şey. Bir şeyde Karaköy'de güzel bir dönercim var. Ona gidiyorum. Kokoreççi falan var, onlara gidiyorum. Sokak lezzetleri. Balık ekmek yemiştiniz. Benim var mı? Yani büyük şeylerim var. Duydunuz. Güzel. Efendim sürekli böyle aşk haberleri falan da çıkıyor sürekli hani magazin ya, haberleri. Ya palavra ya. Bana böyle ayaküstü sordukları... Hani ciddi bir ilişki olur mu size? Bir evlilik olur mu size? Ben ciddi bir adam değilim. Benim öyle ciddi ilişkilerim olmaz. Artık ben bile sıcak bakmıyorsun. Evlilik yaptınız, başınızdan geçti. Bundan sonrası için hani sizin için o defter kapandı diyebilir miyiz? Çoktan, tabii canım. Ben hayatta evlenmem artık. Yani. Nasıl böyle bir yaşlılık planı yani mesela? Gençsiniz, sahnelerdesiniz, hala devam edecek bu. Hani mesela ileride 80 yaşında bahsettiniz. Nasıl bir Teoman olacak yani? Yine böyle... Eminönü'nde. Siz de çok gerçekten bir açıklamanız olmuş. Evde kaldığım zaman o işte evde çok o aktiviteyi yapmayı seviyorum. Ama yani o kız soruyor, cevap veriyorsun, sonra sen ortaya atlamış ve bir şeyler söylemiş gibi oluyorsun. Komik oluyor tabii. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bu bir sigara